Koronavirüs yayılımını artırıyor. Etkisi de bir o kadar ağırlaşıyor. Avrupa ülkeleri salgınla baş etmekte zorlanıyor. Avrupa genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bini aştı. Bazı ülkeler sokağa çıkma kısıtlamalarını kademeli olarak kaldırmaya başlıyor. Covid-19'dan en çok etkilenen ülkelerden İspanya'da vaka sayısı 200 bini aştı. İspanya'da son hastasını tahliye eden doktorlar Sahra Pandemi Hastanesi'ni alkışlarla kapatarak moral depolamaya çalıştı. Salgının ağır etkisiyle baş etmeye çalışan İtalya'daysa vaka sayısı 180 bine dayandı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bine yaklaştı. İtalya 1. Futbol Ligi Seri A takımlarından Roma'da forma giyen futbolcular, Covid-19 acil durumunun getirdiği zorlukların aşılabilmesi için kulüpleri yararına bu sezona ait 4 aylık maaşlarından feragat etti. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Almanya'ya tepki gösterdi. Conte, salgının ekonomik etkisiyle mücadele etmek amacıyla Avrupa Birliği bünyesinde ortak tahvil çıkarma talebini reddeden Almanya'yı frene benzetti. Eleştirilerin hedefindeki Almanya'daysa vaka sayısı 145 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bini aştı. Ülkede son 24 saatte 8 Türk vatandaşının daha Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi. Ülkede kapalı alanı 800 metrekareden büyük işletmelerin açılmasına bugünden itibaren izin verildi. İngiltere'de vaka sayısı 120 bini aştı. 16 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 80 Kıbrıslı Türk de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Fransa'da vaka sayısı 153 bine, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 20 bine yaklaştı. Fransa Başbakanı Edouard Philippe, salgından önceki gündelik hayata dönmek için uzun süre beklenmesi gerektiğini belirtti. 1945'ten daha kötü bir ekonomik kriz geliyor. Virüsle yaşamayı öğrenmeliyiz. Çekya'da hükümetin açıkladığı 5 aşamalı sınırlamaların kaldırılması programı bugünden itibaren başladı. Otomobil bayileri ve pazar yerlerinde yasak kalktı. Polonya 4 aşamalı plan hazırladı. İlk aşamada parklar ve ormanlık alanlar bugün yeniden ziyaretçilere açıldı. Norveç'te ise anaokulları ve sağlık klinikleri bugünden itibaren yeniden açıldı. Avusturya'da ise parklar ve küçük dükkanlar açılmış durumda. Danimarka'da ise anaokulları ve ilkokullar yeniden açıldı.